Peki ne gibi tetkikler uyguluyorsunuz gelen bu hastalara? Örneğin akut inmelerde bu durumu araştırırken altta yatan sebebi? Hasta akut inme ile acil servise geldiği anda öncelikle hemen bir oksijen tedavisi başlıyoruz. Damar yolunu alıyoruz. Kanları açıyoruz, kanlarını alıyoruz. Kan tetkikleri bizim için önemli. Özellikle bu bir şeker hastasıysa, şeker ilaçları kullanıyorsa, bazen hastanın şekerinin aşırı düşmesi de aynı inme geçirir gibi bulgular verebiliyor. Bir tarafı tutmayabiliyor, konuşması bozulabiliyor. Hızla bir şeker düzeyine bakıyoruz. Kan tahlillerinin yanı sıra mutlaka elektro çekiyoruz. Elektroda bir takım problemler var mı yok mu, ritim hastalığı var mı yok mu onlara bakıyoruz. Ve hızlı bir şekilde hastanın durumunu stabilize ettikten sonra beyin görüntülemesi yapıyoruz. Eğer durumu kötüyse daha kısa süreli tomografiyi tercih ediyoruz. Ama hastanın durumunu stabilize ettiysek 20-25 dakika MR'da kalabilecek durumdaysa o zaman MR'a sokmayı tercih ediyoruz hastayı. Bu arada da hemen nöroloji uzmanlarıyla, kardiyoloji uzmanlarıyla irtibata geçiyoruz. Onlar bir an önce gelip hangi tedavinin başlanması gerektiği de karar veriliyor. Evet.